Değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bugün 21 Mart Nevruz Bayramı, tüm insanlığa, ülkemize barış, huzur, kardeşlik getirmesiyle Nevruz'u kutluyorum. Ayrıca değerli halk ozanı Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü, onu da rahmet ve saygıyla anıyorum. Değerli arkadaşlar, maalesef ülkemiz afetin ve çarpı kentleşmenin plansızlığın ortaya çıkardığı yıkımın, koordinasyonsuzluğun verdiği acıyı yaşıyoruz. Değerli arkadaşlar, halen bundan bir türlü ders çıkaramadık. Biraz önce değerli arkadaşım, konuşmacı arkadaşım, baksan her şey tamamıyla halledilmiş ve ortada. Biz hepimiz deprem bölgelerine gittiğimizde tanık olduğumuz olayları bizzat canlı yaşadık. Ve o olayları gördükten sonra bu önergeyi vermiştim. Aramızda çok saygıdeğer bilim insanlarımız var, doktorlarımız var. Ve bu asbestle ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün kanseri araştırma örgütlerinin yapmış olduğu öneride birinci derece kanserojen malzeme, madde taşıyan asbesttir. Bu asbestin olma noktasında bununla ilgili önlem alması lazım. Biz bölgelere gittiğimiz zaman, illere gittiğimiz zaman yapılan enkaz çalışmalarında kamyonlarla, kepçelerle gelişi güzel o adalarda insanların içerisinde yapmış olduğu olumsuzlukları görünce ve bunda hepimiz acı, yani yediğimiz yiyecekten, giydiğimiz giyecekten her türlü olumsuzluklarla karşı karşıya kaldığımız bir süreci yaşadık. Bu sürecin bize getirdiği olumsuzlukları yarattık. Şimdi siz depremi başında organize ederken plansızlığın ilk 3 gününde insanların gitmediğini Sayın Cumhurbaşkanı kendi ağzıyla, kendisi özür diledi. Halktan kendi şeylerini affetmesini istedi. Helallik istedi. Şimdi bu helalliği her alanda yapma noktasında. Şimdi dedik hadi 100 binlerce insanımız yaralı, 50 binlerce insanımız da ölü şeklinde ortaya kondu. Şimdi bundan sonra insan yaşamı devam ediyor. İnsanın en kutsal hakkı yaşam hakkıdır. Bu yaşam hakkını ortaya koymanın tek yolu da sağlıklı gerçekten kentlerimizi yeniden yapılmaktır. Ve bilim insanları, bilimin aklın olmadığı, bilimin ortaya çıkardığı değerleri ortaya sunmadığı sürece biz bu acıları daha çok yaşayacağız. Arkadaşlar diyoruz ki bilim diyoruz, ders çıkarın diyoruz. İşte yanılıyor. Diyor ki İTÜ Üniversitesi değerli arkadaşı bunu anlatıyor. Teknik Üniversitesi'nin verdiği rapor. Bu raporlar geldiyse kimin elinde? Odalarda, sivil toplum örgütlerle, mimar mühendislerle, Türkiye Tabipler Odası Birliği'yle, bunların ortak bir anlayışıyla ortaya koyduğumuz zaman biz daha sağlıklı sonuç arıyoruz. Yani biz sizi eleştirmek veya şey etmek için demiyoruz. İnsan sağlığına yararlı olmak için bunu söylüyoruz. Bu önerilerimizi de bu anlamda getiriyoruz. Ve bu araştırma önergesini bak veriyoruz. Bizler benden önce Halkların Demokratik Partisi arkadaşlarımız önerge verdi, reddedildi. Ya neyi reddediyorsunuz? Diyoruz ki biz herhangi gizli saklı herhangi bir şeyimiz yapmıyoruz ki. Diyoruz ki araştıralım, eğer doğru varsa, bilimsel olarak bir şey ortaya konulursa canla baş üzerine biz de sizi destekleyelim. Sizin aldığı kararın yanında hep beraber olalım. Yani aklın yolu bir. Biz bu aklı ortaya koyamazsak, biz bu bilimi ortaya koyamazsak, biz bu yaşamı insanlara sunamazsak daha nereden bunları elde edeceğiz değerli arkadaşlar? Ve biz ondan sonra bunları söylediği zaman da efendim bunlar her şeye karşı, biz karşı falan değiliz. Tam aksine biz bu insanlarımıza, toplumumuza hepimizin bir sorumluluğu var. Türkiye Cumhuriyeti Meclisi'nde bu insanlar ne için bunu yapıyor? Bu duyarlı gösteren arkadaşlarımız hepsi. Hiçbirini ayırmaksızın. Her arkadaşım bu duyarlı gösterdi. Biz bölgelerimize gittiğimizde insanlar, Allah kimseyi o acıyla baş başa bırakmasın. Biz çok büyük acılar yaşadık değerli arkadaşlar. Hem maddi hem manevi olarak. Bundan sonra da daha sonra işte bir Çernobil olayı çıkmıştı 1986 yılında. Bir bakan kalkmıştı, diyorduk işte bakın Çernobil'de herhangi bir şey yok. Çay içiyordu milletin karşısında ve sonunda bu insanları, binlerce insanımız o acıyı hep beraber yıllarca çekiyor. Halen daha çekiyoruz. Kanserin girmediği hiçbir alan yok. Girmediği hiçbir ev yok. Bu zaman bunun nedeni ne? Tabii önlemsiz ve Karadeniz bölgesi olduğu gibi, bırakın Karadeniz, Türkiye'nin hemen hemen her tarafında bu var değerli arkadaşlar. Biz buna karşı bu önergeleri verirken diyoruz ki araştırma önergeleri verelim. Gerçekten bilimsel olarak yani yapılacak bir şey varsa biz de sizin yanınızda olalım ve el birliğiyle bunu yapalım. Biz ancak bu zorlukları böyle aşabiliriz. Dayanışmayla aşabiliriz, dostlukla aşabiliriz. Ama maalesef her şeyi kim veriyorsa, muhalefetten ne giriyorsa, doğruyu da söylesek, yani en güzel kanunları da getirsek siz de kararı veriyorsunuz. Olmaz böyle bir şey. Yani siz madem ki bu kadar kendinize güveniyorsanız gelin o bilim insanları dediğiniz sahte raporlarla değil, gerçek raporlarla hepimizin karşısında yapalım. Hep birlikte gidip önerilerimizi verelim ve araştıralım. Birlikte sizlerle beraber, bilim insanlarıyla beraber, yani aklın yolu bir. Biz akılla, bilimle, bilinçle bunları yaparsak biz bunları yenmiş oluruz ve zorluk. Tamamlayın sözlerinizi. Ama ne garip.
Şimdi değerli arkadaşlarımız, tüm önergeler muhalefetten geliyorsa, doğru da olsa, bilim de olsa, bilimsel de olsa bunlar reddediyor. Aramızda doktor arkadaşlarımız var, çok saygıdeğer insanlar var, teknik konuda, bilimsel anlamda bunu araştıracak insanlarımız var. Onu insanlarımıza sunmak ve yediğimiz yiyecekten, içtiğimiz sudan her türlü alanda, sadece orada yaşayan insanlarımız değil, hepimiz etkileniyoruz. O anlamda bu araştırma önergesini vermiştik. Yani bu araştırma önergesinin inşallah tüm arkadaşlarımızın oylarıyla kabul edilir ve biz de gönül rahatlığıyla oraya gittiğimizde insanlara ve bunların ne kadar sağlıklı, huzurlu bir şekilde sahip çıktığımızı hep tanık oluruz. Ama AK Partili arkadaşlarımızın her zaman yaptığı gibi kimden ne gelirse, muhalefete gelmişse mutlaka biz bunu reddederiz ve o red konumunda ben önündeki önergeyi reddettiler. Bizim herhalde önergemizi reddetmezler. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. İYİ Parti grubu adına Sayın Mehmet Metane Çulhoğlu. Buyurun Sayın Çulhoğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin vermiş olduğu meclis araştırması açılması isteği üzerine İYİ Parti grubumuzun görüşlerini ifade etmek üzere söz aldım. Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemizde yaşanan depremlerin yıktığı 11 ilimizde artık enkazlar kaldırılıyor. Ancak bu enkazlardaki moloz yığınları yıkılan binaların yapımında kullanılan ve kanser başta birçok hastalığa sebebiyet veren asbest, kurşun ve PCB gibi tehlikeli maddelerin de açığa çıkmış olması demek oluyor. İnsan sağlığını tehlikeye atan tüm bu maddeler moloz kaldırma çalışmaları sırasında havaya ve yağışlarla da suya karışıyor. Haliyle bu bölgelerdeki vatandaşlarımız akciğer kanseri, gırtlak kanseri, yumurtalık kanseri, asbestozis denilen bir tür akciğer hastalığı, akciğer zarları arasındaki sıvı toplanması, prostat kanseri gibi ve akciğer dokusunda bağ dokusu oluşumu gibi elim hastalıklara karşı mutlaka korunmalı, önlemler alınmalıdır. Dolayısıyla uzmanlar bölgeye yemek, çadır ve hijyen malzemeleri kadar toz maskesi yardımı yapılması ve acil önlemler alınması gerektiği yönünde uyarılar yapıyorlar. Bu vesileyle iktidara sesleniyorum. Bu uyarıları geçiştirmeyin ve mutlaka toz maskesi de dağıtın. İnsanlarımızı bir de sağlık yönünden yıkıma uğratmayalım. Bu iktidarın en tabii görevidir. Her ne kadar asbest ve benzeri tehlikeli maddelerin 2010 sonrasında inşaatlarda kullanılması yasaklanmış olsa da yönetmeliğe uymayan, malzemeden çalan ya da ucuz işçilik, iş gücü geçiştiren müteahhitlerin olduğu ve 3-4 yıllık binaların bile bu ve benzeri sebeplerle yıkıldığı gerçeği ortadayken asbest konusunun hayli önemli olduğunu düşünüyor ve dikkatlerinize sunuyorum. Asbestin geçmişte yapı sektöründe açıkça kullanılan bir malzeme olduğu bilinmektedir. Çimento levhaları, çatı ve yer kaplamaları ile ısı, su yalıtımı gibi pek çok noktada sıklıkla kullanılmaktadır. Asbest olmasa bile enkazda ağır metaller var. Kurşun, cıva ve küf mantarları var. Radon gazı var. Havaya kalkan tozlar da sanıldığı kadar masum değil arkadaşlar. Bölgedeki binalar yıkılmış ya da ağır hasarlı olduğu için buralara girip asbest sökümü yapılmasına imkan yok. Ancak devlet burada hassas olmalı ve asbest söküm uzmanlarını devreye... Tamamlayın sözlerinizi. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bu uzmanlar da enkaz başında levha, çatı, izolasyon ve yer kaplama gibi malzemelerinin ayrılması, geçici depolama alanlarına alınmasını sağlayarak zararı en aza indirebilirler. Bunun için iktidar bildiğini okumamalı ve ortak hareket etmeye öncelemelidir. Evet, doğru, çok büyük felaketler yaşadık. Ancak asbest ve tehlikeli atıklar konusunda dikkat edilmezse 5-10 yıl sonra bir başka felaket, ikinci bir afet daha yaşamamızın olası olduğunu göz önünde bulundurmalıyız diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Halkların Demokratik Partisi grubu adına Sayın Ali Kenanoğlu, buyurun.
Sayın Başkan Genel Kurulu selamlıyorum. Tabii depremin etkilerini ve sonrasındaki oluşan durumu da konuşmaya devam ediyoruz. Deprem yaşandı ve bundan sonraki kısmında da önemli bir problem de enkazları kaldırmak. Tabii enkazı kaldırırken arkadaşlar hep asbest boyutundan dile getirdiler. Diğer taraftan şu devam ediyor arkadaşlar. Enkazlarda yaşamını yitirmiş insanların bedenleri var. Ve öncelikle bunların bir ölüye saygı çerçevesinde dikkatlice çıkartılması gerekiyor ve bir enkaz muamelesi, bir moloz muamelesi yapılmadan vücut bütünlüğü korunarak çıkartılması gerekiyor. Enkaz kaldırmalarda öncelikle dikkat edilmesi gereken husus budur. Maalesef burada herhangi birisi yoktur ya da bir beden yoktur gibi kontrol edilmiş ve üzerine not düşülmüş yerlerde bile daha sonra cesetler çıkartılıyor. Buna da birçok yerde tanık olduk. Bu anlamıyla öncelikle dikkat edilmesi gereken konu bu. Diğer taraftan molozların yaşam alanlarının yakınlarına dökülme sorunu var. Ve bir diğeri de tarım alanlarına ve dere yataklarına yani su alanlarına dökülme riskleri var. Yani dökülme uygulamaları var. Bütün bu uygulamalar bu işlerin sorun haline getiriyor. Malatya'da bununla ilgili yaşanan durum var. İstahiye'de yine bununla ilgili yaşanan durum var. Ve dere yataklarına atıldığına yönelik bilgiler, görüntüler var Adıyaman'dan da. Şimdi esas sıkıntılar, sorun yaratanların başında bunlar geliyor. Şimdi gelelim asbest meselesine. Şimdi asbest meselesi tabii Türkiye'de yasaklanan bir madde asbest. Ama burada yasaklanmış olmasına rağmen yani yasaklanmadan önce yani 2013 yılından tamamen yasaklanıyor ama 2013 yılından önce yapılan inşaatlarda bu asbestler kullanılıyor. Yer ve tavan kaplamalarında, yalıtım araç püskürtme kaplamalarında, ara duvarların yangın dayanıklı yatırım panellerinde gibi birçok yerde bunlar kullanılıyor. Ve bunların birinci derecede kansere sebep olan malzeme olduğunu bilim insanları da ifade ediyorlar. Sağlıkçılar da bunları ifade ediyorlar. Dolayısıyla bütünüyle bu enkazların kaldırılırken enkazlar döküldüğü yerlerde tümüyle bu tehlikeye dikkat çekerek ya da bu tehlikeyi görerek davranmak gerekiyor. Şimdi İktidar Partisi'nin milletvekili arkadaşları geliyorlar buraya bir güzel anlatıyorlar. Ama anlattığınız şey yönetmelikler arkadaşlar. Tıpkı bizim soru önergelerine bakanlıkların verdiği cevaplar var ya biz soru önergesi soruyoruz, bir şey soruyoruz, bir olay soruyoruz. Yani yaşanmış bir olayı soruyoruz. Bize cevap olarak o konuyla ilgili yönetmeliği gönderiyor bakanlık. Şimdi burada da tamamlayın sözlerinizi. Şimdi burada da bizim bu araştırma önergelerimize ya da yapmış olduğumuz konuşmalara cevaben yapılan konuşmalar tümüyle aslında bir enkaz kaldırma işlemi nasıl yapılır yönetmeliğini geliyor burada okuyorlar. Ya yönetmeliği biz de biliyoruz. Fakat yönetmelik sahada uygulanmıyor ya. Gidin bakın mutlaka siz de gidiyorsunuz. Gittiğinizde bakın yani. Hakikaten o yönetmelik çerçevesinde bir uygulama söz konusu mu? Hayır kesinlikle öyle bir şey yok. Yani paldır küldür enkazlar, binalar yıkılıyor. Enkazlar, molozlar atılıyor kamyonlara. Onlar da götürüyor ya dere yataklarına yakın yerler, ya yaşam alanlara yakın yerler ya da tarım alanları dediğimiz alanlara yönelik alanlara dökülüyorlar. Ve bu konu çok hızlıca yürütüldüğü için öyle anlatıldı, yönetmeliklerde anlatıldığı gibi bir inceleme, irdeleme söz konusu filan da değil. Tümüyle insanların ve hayatta kalan ve o coğrafyada yaşayan insanların yaşamları da tekrar tehlikeye atılıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Sayın Tahir Akyürek, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarımız. Tabii depremin üzerinden 43 gün geçti ama neticelerini, sonuçlarını, yapılması gerekenleri tartışmaya elbette devam edeceğiz. Yönetmelikten bahsetmeyelim sadece ama uygulama ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Depremin ilk saatlerinden itibaren birçok bakanımız gibi Çevre ve Şehircilik Bakanımız da deprem bölgesinde çalışmaya başladı bakanlık ekibiyle birlikte. En son Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın en son açıklamasında 5 milyon 397 bin bağımsız bölümden oluşan
1.875.000 binada inceleme yapıldığını, 883.000 bağımsız bölümden oluşan 301.000 binanın acil yıkılacak ya da yıkık veya orta hasarlı bina olduğu açıklandı. Bunun anlamı şu: tahminen en az 85 milyon metreküp, yani 170-180 milyon ton civarında bir inşaat enkazının ortaya çıkacağı anlaşılıyor. En çok da Hatay, Maraş, Malatya, Adıyaman ve Gaziantep'te atık miktarı olacağı öngörülüyor. Bu 11 ildeki hafriyat çevreyi olumsuz etkilemeyecek yerlere dökülsün diye tespitler yapıldı. 11 ilde 47 enkaz döküm sahası tespit edildi. İnşaat yıkıntı atıklarının en tehlikeli çıkacak madde asbest doğal mineral. Atıklarından en tehlikeli atık asbest minerali. Bu da doğal bir mineral biliyorsunuz. Solunum yoluyla alındığında ortaya çıkan neticeleri zaten arkadaşlarımız ifade ettiler. Bu konuda hükümetimiz asbest konusunda 2010 tarihinden itibaren inşaatlarda kullanımını bir yönetmelikle yasakladı. Ama 2010'dan önce yapılan inşaatlarla ilgili enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken gayet dikkatli olunması gerekiyor. Gerek depolanırken, gerek enkaz kaldırırken yıkım ve döküm sahasında sürekli olarak gerek sulama, gerek maske ve diğer tedbirler alınmaya çalışılıyor. Ayrıca bakanlıkça sahada bulunan mobil çevre laboratuvarlarında da alınan numuneler üzerinde ölçümler yapılıyor. Çevreye zarar vermeyecek şekilde işleme tabi tutuluyor. Tüm sahalara yerleştirilen konkasörler aracılığıyla da büyük kütleler geri dönüşümde kullanılır hale getirilmeye gayret gösteriliyor. Tamamlayın sözlerinizi. Bu arada asbestten yapılmış levhalar ayrılıp bertaraf merkezlerine gönderiliyor. Dökülen alanlarda asbest tozlarının doğaya karışmaması için de itina gösteriliyor. Yine hafriyat alanlarının bilhassa yeraltı ya da yüzeysel sularla ilgili bölgelerde ve tarım alanlarında yapılmaması, buralardan uzak tutulması ile ilgili de çalışılıyor. Bu konuda hükümetimiz, Çevre Şehircilik Bakanlığımız hassasiyet gösteriyor, göstermeye devam edecek. Cenab-ı Hak bizleri böyle büyük felaketlerden, felaketlerin tekrarından muhafaza etsin diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmemiştir.